Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yapımı istenen güzel bir model hazırlayacağız. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mekiğime ipimi sararak hazırladım arkadaşlar. Alt ipine de aynı rengi kullanmak istediğim için ipimi koparmadım. Normalde polyester 6 katlı ip kullanıyorum. Alt ipime de aynısını kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi alt ipini birleştirerek buraya bir tane ilmek atıyorum. Dilerseniz iki tane de atabilirsiniz arkadaşlar. Buraya bir tane ilmeği attım. İpimi tekrar uzatıyorum. Biraz uzunca yapıyorum ki daha sonra kaybetmeyelim. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. Buraya iki tane ilmek attım. Arasını açtım. Hareket etmeyen kısmına ilmek atıyoruz. Hareket eden kısım her zaman parmağımızın arka tarafında, alt tarafında kalıyor. Ve mekiğimizdeki ipimizle ilmek atıyoruz. İpimizi oldukça gergin tutuyoruz. Şimdi hemen renkli ipimi aldım. Bu şekilde ipimi üzerine koydum arkadaşlar. Parmağımla tutuyorum. Ters ilmeğimi atıyorum. Bu şekilde buraya başlamış oldum. Şimdi buraya ilmek atmaya başlıyorum. 2, 3, 4. Toplamda 36 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Oldu burası. Bir düz bir ters ilmek atıyorum. Otuz oldu. Ve 36. Buraya 36 tane ilmek attık. Alt ipimi sıktım. Bu şekilde. Şimdi alt ipimi uzatıyorum. Şu ilk uzatmış olduğumuz ipi kaçırmayacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Alt ipimi uzatıyorum. Aşağıda bir miktar bıraktım. 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Buraya 30 tane kadar ilmek atıyorum. Evet. Buraya 30 tane ilmek attım. Alt ipini sıktım ve alt ipini çekiyorum. Bu şekilde bir orta oluştu. Şimdi bunu sol tarafa doğru katlıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra tekrar buraya ilmek atmaya başlıyorum. 2 oldu. 4 6 10 oldu.
Evet, buraya 37 tane ilmek attım. Alt ipini sıktım. Zaten yaparken ara ara da sıktım arkadaşlar. Dilerseniz hepsini yaptıktan sonra da sıkabilirsiniz. Şimdi alt tarafta bırakmış olduğum alt ipini hemen tutuyorum ve burayı birleştiriyorum. Buraya bu şekilde bir kalp yapmış olduk. Hemen alt ipinin üzerine mekiğimdeki ipimi bu şekilde koyuyorum. Beyaz mekiğimi alıyorum. Hemen beyaz ipime kalbin alt tarafından geçiriyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Dilerseniz bu şekilde yapmadan ipinizi kopararak ucunu yakabilirsiniz. Burada ipimi kestim. Kalbimiz de bu şekilde oldu. Şimdi tekrar alt ipini birleştiriyorum. Yapraklarını hazırlayacağız. İki tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Buraya 14 tane kadar ilmek atıyorum. 4 oldu. On bir, on iki, on üç, on dört. Bir düz bir ters hep ilmek atıyorum. Sonra şimdi pırpır yapmaya başlıyorum. Bir tane pırpır yaptım. İki tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. İki tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. İki tane ilmek atıyorum. Pırpırların boylarını ne kadar eşit yaparsanız modeliniz o kadar muntazam olur arkadaşlar. 4 oldu. Toplamda buraya 6 tane pırpır yapacağım. Altı oldu. Tekrar 14 tane ilmek atıyorum. On dört tane ilmeği attım. Alt ipini de sıktım. Şimdi alt ipini çekiyorum. Bu şekilde buraya birinci yaprağı yapmış olduk. Bir tane ilmek atıyorum. Tekrar alt ipini birleştiriyorum. İki tane ilmek atıyorum buraya. Arasını açtım. 14 tane ilmek atıyorum. Dört oldu. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar 14 tane ilmek atıyorum. Alt ipini sıktım ve alt ipini çekiyorum. Bu şekilde ortasını oluşturdum. Şimdi tekrar bir tane ilmek atıyorum buraya. Dilerseniz bu ilmeği atmadan da yapabilirsiniz. O şekilde de olur arkadaşlar. Alt ipini birleştiriyorum. İkinci yaprağını yapacağım. Tekrar buraya 14 tane ilmek atacağım arkadaşlar.
6 tane pırpır, tekrar 14 tane ilmek atarak burada yapmış olduğum gibi ikincisini de yapıp tamamlayacağım. İkinci yaprağı da aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi geriye sadece ilk birleştirmiş olduğum alt ipi kaldı. O da şu ara kısmının birleşmesini sağlayacak. Hiçbir işlem yapmadan hemen burayı çekerek birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ortasını birleştirdik. Hemen mekiğimdeki ipimle birkaç tane ilmek atıyorum buraya. 1 ve 2. Bir tane de atabilirsiniz, fark etmez arkadaşlar. Hemen burada iplerimi kesiyorum ve ucunu yakıyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Arka kısmı bu şekilde. Ön kısmı da bu şekilde. Yazmalarınıza uygulayabileceğiniz çok şık bir model oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.